Dizi Günlüğüm kanalından herkese selam değerli dostlarım. Kan Çiçekleri yeni bölümde Dila'nın yaptığı kazadan dolayı kendisini suçlayan Baran bir an önce Dila'nı ve kazanın hangi sebeple meydana geldiğini bulmak isteyecektir. Analizimize geçmeden önce artık dizide romantik sahneler izlemek istiyoruz. Kötülükten gına geldi. Dizi boyunca stres yaşıyorum resmen diyorsanız ve ayrıca Dilan ve bebeğinin sağlıklı bir şekilde konağa dönmesini, Hasan ile Cevahir'in yaptıklarının ortaya çıkmasını ve bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz diyorsanız videomuzu beğenin, hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Yeni bölümde hatırlarsanız önceki bölümde Hasan arabanın frenlerini keserken Baran arabanın orada bir karaltı olduğunu fark etmiş ve arabanın dibine kadar gelmiş ve bir şey görememişti. Muhtemelen ilerleyen bölümlerde kaza yapılan yolda hiç fren izinin olmaması dolayısıyla arabanın frenlerinin tutmadığı ve ölen şoförün hiçbir kusurunun olmadığı olduğu ortaya çıkacaktır. İşte o zaman arabanın fren sistemi yakından incelendiğinde frenlerin kesildiği anlaşılınca Baran düşmanın halen durmadığını ve savaşmak için böyle bir hamle yaptığını anlayacaktır. Baran şimdilik Cevahir'den şüphelenmeyecektir. Çünkü bu düşman henüz onunla yıllar sonra yeniden karşılaşmadan ve onunla ortaklığa son vermeden önce zaten vardı. Baran o gece arabayı çalıştırsaydım belki de bu kaza olmayacaktı. İçime doğdu sanki o gece arabayı kontrol etseydim, sabah da keşke Dila'nı ben bıraksaydım diyerek kendisine sitem edecektir. Hasan şimdilik Baran'a zarar verememiş olsa bile Cevahir ile bir olup Baran'ı ortadan kaldırmak için intikam planları devam edecektir. Şimdi Hasan bu işi herkesten gizli yaptığını düşünüyor ama benim aklıma takılan bir nokta var. Baran frenlerin kesildiğini öğrendiğinde bu arabanın konağa gelirken sağlam olduğunu biliyor ve bu fren kesilme mevzusunun konaktaki birileri tarafından kesildiğini anlayacaktır. Ve arabayı akşam konağın bahçesine park ettiği saatten öğlen araç hareket edene kadar ki süre zarfınca arabaya kimler yaklaşmış kimler temas etmiş öğrenmek istemeyecek mi? Konakta da özellikle Dilan'ın kaçırılmasından sonra geniş güvenlik önlemleri alınmadı mı, her yere kamera takılmadı mı? Yani baran kameralara bakacak olsa bu işin altından Hasan'ın çıkacağını rahatlıkla anlayacaktır. Ama tabi yok efendim birileri kameraları durdurmuş, kameralar gece boyunca sabit bir kaydı oynatmış tarzında bahaneler ortaya atılacak ve yine bu işin içinden Hasan sıyrılmayı başaracaktır. Ama Baran bu kişinin konaktan birisi olduğuna emin olacaktır. Kudret Bey ise öğlen vakti su getiren kuryenin arabaya yanaştığını görmüştü Cihan ile birlikte muhtemelen ondan şüphelenecek ve o adamı araştıracaklardır. Ama Cevahir onu yem olarak kullanıp işini bitirip bir kenara atacaktır. Çünkü asıl piyonu Hasan ile tüm kötülüklerine devam edecektir. Cevahir ise Hasan'ı başta tebrik etse de o araca Baran'ı bindirmeyi başaramadığı ve işi yine eline ayağına dolandırıp berbat ettiği için Hasan'ı bir güzel fırçalayacaktır. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.